Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf günah yayınları Zoom Soru Bankası'nda kavrama testi 2 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Uzunlukları eşit iki, eşit iki pasta aşağıdaki gibi eş dilimlere ayrılmıştır. Çikolatalı pastanın her bir dilimi çilekli pastadaki bir dilimin çeyrek kalınlığında olduğuna göre çikolatalı pastadan kaç dilim pasta çıkar diye soruyor. O halde arkadaşlar çikolatalı pasta çilekli pastanın çeyrek dilimi kadarsa yani çilekli 4 katı olduğuna göre ben buraya x dersem çileklinin bir dilimi 4x olur diyoruz. Şimdi gençler o halde bakın bir dilim 4x ise 4x, 4x ve 4x diyorum. O halde tamamı ne olur gençler? 1, 2, 3, 4 tane 4x, 16x. Artı 85 olur. Şimdi bunlara da x dersem. Bakın 3 tane x 150. Ve bunlar birbirine eşittir demiştim. O halde eşittir diyorum. Buradan 3x'i buraya 85'i sağlıyorum. 16 xten 3x çıkardım. 150 eksi 85 oldu. 16x'ten 3x'i çıkartırsam 13x 150'den 85 çıkarıyorum. 65. Her iki tarafı 13'e bölersek x'in değeri 5 milimetre olur diyorum. Evet arkadaşlar. x'in değeri 5 milimetre oldu. Peki bizden ne istemişti gençler? Çikolatalı pastadan kaç dilim çıkar demişti. Bakın buradan arkadaşlar çikolatalı pastanın Tamamını bulmak istersek 150'nin üzerine 3 tane 3x ekliyorum. Çikolatalı pasta 3x artı 150 demiştik. O halde tamamen boyu 3 çarpı 5 artı 150'den 3 kere 5 15 15 ile 150'yi toplarsak 165 milimetredir. Peki bir dilim 5 milimetre ise 165'i 5'e bölersem 33 dilim pasta çıkar diyoruz ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci soruya devam ediyorum. Aşağıdaki belli bir yükseklikten bırakılan top yere her çarpmasından çarpmasına bir önceki yüksekliğin 5'te ikisi kadar zıplamaktadır. Top dördüncü kez yere çarptığı anda topun düşeyde aldığı yol 562 santimetredir. Buna göre ilk bırakıldığı yükseklik kaç metredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın bu birinci kez, ikinci kez, üçüncü kez. Buradan gelecek buraya. Buradan tekrar yere düşeceğiz. Bu da dördüncü kez diyoruz. Şimdi bizden arkadaşlar istediği bu noktalı yerlerle gösterdiğimiz yolların toplam uzunluğu 562 santimetreymiş. Şimdi başlangıçtaki yüksekliğe gençler x dersem başlangıçtakine de x diyorum. Şimdi bakın burası arkadaşlar x'in 5'te 2'si kadar yani x'i 2 bölü 5 ile çarparız. Şimdi buraya bakıyorum. Bu da bir önceki yani x'in 2 bölü 5'i idi. 2 bölü 5'in 5'te 2'si kadar. Yani ne yaparım? Tekrar 2 bölü 5 ile çarparım. Buraya baktığımız zaman gençler x'i 2 bölü 5'in 2 bölü 5'inin tekrar 2 bölü 5'i kadar yükselmiştir deriz. Şimdi gençler şöyle kalemimin rengini değiştiriyorum. Arkadaşlar bakın başlangıçta x geldik. x yol aldık artı. Şimdi burası önemli gençler bakın. Burası x çarpı 2 bölü 5. Bakın burası x çarpı 2 bölü 5. Yere düşerken de x çarpı 2 bölü 5. O halde ne yapması gerekir? 2 ile çarpmamız gerekir diyoruz. Evet arkadaşlar 2 ile çarpacağız diyorum. Yani 2x çarpı 2 bölü 5 şeklinde yazıyorum. Artım. Şimdi buraya bakıyorum. Bakın burası x çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. E burası da aynı şekilde. O halde bunu da 2 çarpmam gerekir. 2 çarpı x çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 artı şurayı kapatıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın burası bu yolla bu yolu ekleyeceğim için 2 tekrar çarpmamız gerekir diyoruz. Bunu da yazarsam 2 çarpı x çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 ve bunların toplamı 562 cm olacak diyoruz. Şimdi düzenleyecek olursam gençler x artı bakın 2 x'lerin ortak olduğunu görüyorum. O halde 2 x parantezine alacak olursam gençler 2 x buradan 2 bölü 5 kaldı. Artı 2 x'ini aldım. 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 yani 4 bölüye 25 kaldı artı 2 xi aldım. 2 çarpı 2 çarpı 2 2 çarpı 2 çarpı 2 8 bölü 3 tane 5 çarparsam da 125 olur. Eşittir 562 diyorum. Şimdi gençler burayı düzenleyecek olursak öncelikle parantez içindeki paydaları eşitleyelim. Bunu 25 ile bunu 5 ile çarpıyorum. x artı 2x çarpım. Şimdi parantez içerisinde arkadaşlar 25'te 2 çarptım 50 artı 5 kere 4 20 artı 8 bölü 125 eşittir 562 şimdi 50 20 daha 70 8 daha 78 x artı 2x çarpı 78 bölü 125 eşittir 562 Gençler şöyle paydamızı eşitleyecek olursa bunun ortak paydasıdır bu. Onun gizli paydası 1 var diyorum. 125 ile genişletiyorum. 125x ortak paydamız 125 olacak. Artı 78 ile 2 çarpıyorum. 156x eşittir 562. Şimdi 125 ile 156'yı toplarsam gençler 281x bölü 125 eşittir 562. Buradan şöyle içler dışlar çarpımı yaparsam 281x eşittir 562 çarpı 125. Her iki tarafı 281'e böleriz. E evet, sol tarafta x kaldı. 562 ile 281'i sadeleştirelim. 2. 2 çarpı 125 de 250 santimetre olur. E bunu metreye çevirecek olursam 2,5 metre olur diyorum. 2,5 metre cevabını B şıkkında işaretliyorum. Evet gençler sayfamı temizleyerek devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Özdeş kitaplar uzunlukları aynı olan raflara yukarıdaki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilmiştir. Birinci rafta kitaplar ile rafın sağ kenarı arasında 66 cm. ikinci rafta ise kitaplar ile rafın sağ kenarı arasında 114 cm. boşluk kalmıştır. Buna göre üçüncü rafa özdeş kitaplardan 11 tane aynı şekilde dizildiğinde rafın sağ tarafı sağ kenarı ile kitaplar arasındaki boşluk ne kadar olur diye soruyor. Şimdi kitaplarımızın arkadaşlar bir tanesine x dersem. Yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane x'lik kitap var. Aşağıya bakıyorum 3x. Şimdi raflar birbirine eşit olduğuna göre 7x artı 66 eşittir. 3x artı 114 diyorum. Buradan 3x'i sola alıyorum. 7x eksi 3x. 66'yı sağ tarafa alıyorum. 7x'ten 3x çıkardım. 4x. 114'ten 66'yı çıkarıyorum. 48. Buradan x'in değeri 12 santimetre olur deriz. Şimdi gençler x 12 ise öncelikle ne yapalım? Rafın uzunluğunu bulalım. Bakın istediğimiz herhangi bir yerinde yerine koyalım. 7 çarpı x artı 66 raf uzunluğuydu. 7x artı 66 idi. Burada x'i yerine koyarsam 7 çarpı 12 artı 66. 7 kere 12 arkadaşlar. 7 kere 2 14 elde var. 1 7 kere 1 7. Bir de elde 8 artı 66. 84 ile 66'yı toplarsam da raf uzunluğu 150 cm'dir. Peki arkadaşlar bu kitaplardan kaç tane koyacağız? 11 tane. Yani arkadaşlar kitabımızın bir tanesi x ise şuraya 11 tane kitap koyduğumu Düşünelim. Benden buradaki boşluğu istiyor. O halde buraya da a diyecek olursam. 11x artı a eşittir 150 cm. Şimdi bir kitabımız 12 cm'ydi. 11 çarpı 12 artı a 150 ise gençler 11 ile 12'yi çarpıyorum. 132 artı a 150 ise şimdi a neyle 132 neyle toplarsam 150 olur diyorum ve a'nın değeri buradan 18 santimetre olur deriz. Ve 18 santimetre cevabını da C şıkkında işaretleriz gençler. Evet sayfamı temizleyerek devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıda verilen A tartısındaki pirincin kütlesi B tartısındaki pirincin kütlesinin 3 katına eşittir. O halde B'ye X dersem A'nın kütlesi 3X olur diyoruz. A tartısındaki pirincin çeyreği. Gerçekten 3X'in çeyreği 3X bölü 4'tür. Devam ediyorum. B tartısındaki pirincin yarısı. Evet X'in yarısı arkadaşlar X bölü 2. C tartısındaki boş poşetin içine boşaltılıyor. Son durumda C tartısındaki bulunan pirincin kütlesi B tartısındaki pirinçten pirincin kütlesinden 120 gram fazla olduğuna göre başlangıçta A tartısında bulunan pirincin kütlesi kaç gramdır diye sordu. Şimdi gençler B tartısında son durumda ne kadar kaldı? X bölü 2 pirinç kaldı. Çünkü yarısını buraya aktardık. Şimdi C'dekilerini arkadaşlar toplayacak olursam veya Eşitlikte denklem yazarken de toplayabilirim. Şimdi son durumda arkadaşlar C tartısındaki pirincin kütlesi B tartısındaki pirincin kütlesinden 120 gram fazladır diyor söyledi. O halde C'deki değerleri arkadaşlar fazla dediği için B'den bu fazlalığı ne yapmam gerekir? B'ye ekleyebilirim. Bakın x bölü 2'ye 120 eklersem eşitliği yakalamış oluruz. Sağ tarafta da 3x bölü 4 artı x bölü 2 olur. Yani B'ye ben 120 eklersem C'ye eşit olacak diyoruz. Son durumda diyelim. Şimdi burayı düzenleyelim gençler. Bunun paydasını eşitlemek için genişletiyorum. Hatta şöyle yapabilirim arkadaşlar. Hiç genişletmeden eşitliğimizin her iki tarafında bak. x bölü 2 var. X bölü 2'leri direkt atabilirim. O da 120 eşittir. 3x bölü 4 olur deriz. Şöyle gizli paydası 1 var dersem içler dışlar çarpımı yapıyorum. 120 çarpı 4'e eşit olur 3x. Her iki tarafı 3'e bölersek 120 ile 3'ü sağa değiştirdim. 40. x'in değeri 40 çarpı 4'ten 160 gramdır. E benden a tartısındaki başlangıçtaki ağırlığı istedi. Başlangıçta a tartısında 3x vardı halde 3 çarpı 160. 480 gram vardır. A tartısında diyoruz. Evet bunu da değişik olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar 5. soruya baktığımız zaman bir giyim mağazası sattı. Ürünler için aşağıdaki gibi iki farklı kampanya düzenlemiştir. Satın aldığı birin Ürün için birinci kampanyayı tercih eden müşteri ikinci kampanyayı tercih etmiş olsaydı 14 TL daha fazla ödeme yapacak diye söylüyor. Yani arkadaşlar birinci kampanya 14 TL daha azdır diye düşüneceğiz. Buna göre bu müşterinin satın aldığı ürünün etiket fiyatı kaç liradır? Şimdi arkadaşlar etiket fiyatına işlemlerimiz daha kolay olsun diye. 100x diyecek olursam. Şimdi birinci kampanya etiket fiyatı üzerine %15 indirim. Gerçi %15 indirim demek 100x'in %15'i indirecek olursak 85x kalır deriz. İkinci kampanyaya bakıyorum. Etiket fiyatı üzerinden 40 lira indirim yapıyor. Yani 100x'ten Oran değil gençler. TL olarak 40 lira indirim yapıyor. Yani 100 x eksi 40 lira olur. Satış fiyatı diyoruz. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Birinci kampanya 14 lira daha azdı. O halde denklemi eşitli sağlamak için birinci kampanyaya 14 lira eklersem eşitliği sağlamış oluruz. Peki gençler buradan şöyle yapalım. 85 eksi sağ alıyorum. 15x kaldı. Eksi 40'ı sağ alıyorum. Sol alıyorum. Artı 40 olarak geçti. 40, 14 daha. 54 oldu. Şimdi x'i arkadaşlar benden 15x 54 ise şöyle yapabiliriz. 3 ile sadeleştirelim her ikisini. 54'ü 3'e böldüm 18 eşittir. 15x'i 3'e böldüm 5x. Bizden gençler satın ürünün etiket fiyatını istedi. Yani 100x'i istedi. Bakın 100x'i elde etmek için Direkt her iki tarafı 20 ile çarparsam 5x ile 20'yi çarptım 100x 20 ile 18 çarptım 360 olur. Şöyle 100x'in değeri diyoruz. Evet 100x 360 liradır. Demek ki satış fiyatı pardon etiket fiyatı 360 lira olur diyoruz. Ve B şıkkını işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. 6. soruya geçelim. Şekildeki balığın baş kısmının uzunluğu 6 santimetredir. Burası 6 santimetre. Bu balığın gövdesinin uzunluğu kuyruk ile baş kısmının uzunluğunun toplamının 3 bölü 2'sine eşittir. Şimdi gençler o halde ben kuyruğa x dersem kuyrukla baş kısmını topluyorum. x artı 6'nın 3'te 2'si ne yaparız? Bunu 3 bölü 2 ile çarpmamız gerekir diyoruz. Bu balığın boy uzunluğu 35 cm olduğuna göre gövdesinin uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Şimdi gençler bunun tamamı 35 cm'ymiş. O halde toplayacak olursam 6 artı x artı 6 çarpı 3 bölü 2 artı x eşittir 35 cm. Gençler şu sayımızı direkt atalım karşıya. Eksi 6 olarak geçsin eşitliğin sağında 29 olur. Şimdi bu 3 bölü 2'yi ile içeri dağıtırsam. 3 x bölü 2 artı 3 bölü 2 ile 6'yı çarpıyorum. 6 çarpı 3 bölü 2 artı x eşittir 29. Gençler şöyle sadeleştiriyorum. 3 kaldı. 3 kere 3 9. Bakın buradan da 9 var. Bu 9'u da karşıya gönderiyorum. Eksi 9 olarak geçsin. O halde burada ne kaldı gençler? 3x bölü 2 artı x eşittir 20. Buradan şöyle gizli paydes 1 var der. Eşitlersem 3x artı 2x bölü 2 eşittir 20. 5x bölü 2 20'ye eşitse şöyle gizli paydesi 1 var der. İçler dışlar çarpımı yaparsam 20 ile 2'yi çarptım 40. X'in değeri buradan 8 cm olur diyoruz. Peki arkadaşlar bizden gövde uzunluğunu istedi. Gövdesi x artı 6 çarpı 3 bölü 2 idi. Burada x'i yerine koyarsam 8 artı 6 çarpı 3 bölü 2 8 6 daha 14 çarpı 3 bölü 2'den sadece 7 kaldı. 7 kere 3 de 21 santimetre olur diyoruz. Ve D şıkkını işaretliyoruz gençler. Evet, sayfamı temizleyerek devam ediyorum. 7. soruya geçiyorum. Bir tahtanın üst yüzeyi çizgiler ile aşağıdaki gibi 3 eş parçaya ayrılıp her bölgeye farklı bir renge boyanmıştır. Daha sonra tahtanın üst yüzeyindeki çizgiler paralel olacak şekilde mavi bölgeyi 5'e kırmızı bölgeyi 3'e ve sarı bölgeyi 4 eş parçaya ayıran çizgiler çiziliyor. Mavi bölgedeki ardışık iki çizgi arası mesafe sarı bölgedeki ardışık iki çizgi arasındaki mesafeden 4,5 cm daha kısadır diye söylüyor. Buna göre kırmızı bölgedeki ardışık iki çizgi arasındaki mesafe kaç santimetredir? Şimdi gençler eğer biz buraya x dersek kesirli bir ifadeyi uğraşırız. O halde gençler Bakın buradaki her bir parça x demeyeceğim arkadaşlar. Her bir parçaya şöyle diyeceğiz. x demeyeceğim çünkü kesirlerle uğraşmak istemiyorum. Şimdi bakın mavi 5'e, kırmızı 3'e ve sarı 4'e ayrılacağına göre bundan ortak katını düşünüyorum gençler. 4, 5 ve 3'ün ortak katı 60'tır. Demek ki ben buraya 60x, buraya 60x, buraya da 60x diyebilirim. Şimdi 60x dediğime göre gençler maviye bakıyorum. 5 parçaya ayırdık. O halde bir tanesi 12x olur. Kırmızı arkadaşlar 3 parçaya ayrıldı. Bir tanesi 20x olur. Sarı da 4'e ayrıldı. Bir tanesi 15x olur diyoruz. Şimdi bize ne dedi gençler? Mavi çizgiler arasındaki arkadaşlar. Yani maviler 12x'ti. x Sarıdakinden 4,5 fazlaydı. O halde sarıdakinden 4,5 eksikti. Yani 15x 12x'ten 4,5 cm daha fazlaymış. O halde ben 15x'ten 12x'i çıkartırsam 3x eşittir buçuksa buradan x'in değeri 1,5 cm olur deriz. Peki bizden ne istedi gençler? Kırmızı bölgedeki ardışık çizgiler arası yani 20x'i istedim. 20 çarpı 1,5 30 cm olur diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler temizleyerek devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. f 8'in soruya geldiğimiz zaman Ayşe aldığı telefon ücretinin önce 4'te birini 5 taksitle sonra kalan kısmını 3 taksitle ödeyecektir. Ödeyeceği son taksit tutarı İlk taksi tutarına 800 TL fazla olduğuna göre Ayşe'nin aldığı telefon kaç liradır diye sordu. Gençler telefon ücretine x lira dersem telefon x olsun. Şimdi önce dörtte birini arkadaşlar ödüyorum. Şimdi x'in dörtte biri x bölü dörttür diyorum. 5 taksitle ödüyoruz gençler bunu. Daha sonra geri kalan arkadaşlar 3 taksitle. Şimdi x bölü 4'ü ödediğimize göre geriye 3x bölü 4 kalır. Şimdi birinciyi arkadaşlar 5 taksitle ödüyoruz. Önce ödediğini 5 taksitle ödeyeceğim. Yani x bölü 4'ü 5'e bölersem Şimdi gizli paydası 1 var der ters çevirip çarparsak Önce x bölü 20'sini ödemiş olur. Daha sonra arkadaşlar ne yaparız? Taksit tutarıdır gençler bu. x bölü 20 bir taksit tutarıdır. Evet ikinciyi arkadaşlar ne yapıyor? 3 taksit de ödüyor kalan kısmı. Bu kalan kısmı 3 x bölü 4'ü 3'e bölmek demek aslında 1 bölü 3 de çarpmak demektir. Şöyle 3'ler gider. Bir taksit tutarı x bölü 4'tür diyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk taksit son taksit tutarı ilk taksit tutarına 800 lira fazla. O halde son taksit tutarı x bölü 4 diyor. x bölü 4 ilk taksit tutarı x bölü 20'den 800 fazlaysa evet bundan bunu çıkartırsam arkadaşlar son taksitten ilk taksiti çıkartırsam 800'e eşittir deriz. Bunu şöyle 5 ile genişletirsem 5x eksi x bölü 20 eşittir 800 diyorum. Buradan şöyle arkadaşlar 5x'ten x'i çıkardım. 4x bölü 20 800 ise 4 ile 20, 4 ile 20 sadeleştirdim. 5 kaldı. Şöyle içler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir. 5 çarpı 800 5 ile 800 çarparsak da x'in değeri 4000 TL'dir diyoruz. Gençler zaten bizden de telefonun başlangıçtaki ücretini istemişti diyelim. Evet 5 şıkkı sorumuzun Doğru yanıtı olur diyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.